Başladık inşallah. Selamun aleyküm inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah inşallah. Hoş geldiniz inşallah İsa Mehdi Mesih abi. Hoş bulduk değerli kardeşim inşallah. Elhamdülillah. İyisiniz Güzel bütün de. inşallah. Çok şükür iyiyim. Hamdolsun. Bütün kolaylıkları, nimetleri veren Rabbimize yükler Maşallah. olsun. Bize Hamdolsun. bu nimetleri, kolaylıklar vermezse bizim bunların hiçbirine gücümüz yetmez. Kendiliğimizden bir şey yapamayız. Bu yüzden de Doğru. hamd ediyoruz. Kolaylıkları verdiği nimetleri bahsettiği için aziz Allah'a. Sen nasılsın inşallah? İyisin Allah'ın Allah'ın. esenliği, rahmeti ve bereketi bizimle olsun inşallah. Amin. İnşallah. Elhamdülillah Mevlamıza, ben deyim çok şükür, hamdolsun. Çok şükür. Şimdi ben Buyur. şahitliğimi yapmak istiyorum Allah'ın izniyle. Yani ben Evet. şöyle sürekli imtihandan sanki geçiliyorum ve sabretmem gerekiyor. Fakat Rabbime sığınmazsam anlıyorum ki yani şeytan ayağımı kaydırabiliyor, ona sığınmadığım zaman. Boş şeylere kapıldığım zaman, üzüntüye kapıldığım zaman inşallah ki Allah'tan yardım diliyorum. Hani bunları yenmem için. Çünkü Rabbimiz zaten diyor değil mi? İsa bir Kur'an'da hani üzüntüye kapılmayın. Ben şu linki paylaştım insanlar görsün diye şimdi geldim inşallah. Evet kardeşim. Hamdolsun. Rabbimiz ümitsizliğin küfür olduğunu söylüyor zaten. Yani bu konuyu çeşitli şekillerde bize söylüyor. Bir de bir İbrahim peygambere gelen melekler kıssası üzerinden de Selam öyle diyor. olsun ona ve bütün geçmiş peygamberlere. İnşallah. Bizim üzerimize, bütün iyilerin üzerine Allah'ın esenliği daim olsun inşallah. Gerçekten esenliğine daima Amin muhtaçız. inşallah. Ondan sonra melekler şey yapıyor işte bu geliyor yanına gelince diyor kendilerine İbrahim peygamber ağır imtihanlardan geçiyor biliyorsun. Ve o imtihanların çok büyük bir şey var, amacı var. Yani insan gerçekten imanı tanıdığı zaman kendi canı en çok sevdiği nedir insanın? Canıdır, eşidir, çocuğudur, değil mi? Mülküdür. Bu yüzden de Evet. İbrahim peygamber sırayla hepsinden gerçekten Rabbini gereğince tanıdığı için canından da vazgeçmeyi şerefle kabul ediyor. Eşinden de çocuğundan da hem de düşün ki bir insan hanımı kısır ta 100 yaşına civarına gelmiş. Belki biraz da geçmiş bir yaşa gelmiş. O kadar çocuk hasreti çekmiş onca sene. Ve Allah çok hayırlı bir çocuk bahşediyor. Onun duası o yaptığı şeyler imanını güzel imanını görerek mükafat olarak. Sonra ondan onu kesmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Allah'ın uğruna. Allah onu sadece imtihan ediyor. Biliyor onun o imanı olduğunu biliyor. O imanı açığa çıksın istiyor. Ve onu da Rabbin adıyla geçince bir takım kelimelerle Allah onu sınadı. O da geçti başarıyla Allah'ın takdiriyle. Ve o da Allah onu bütün insanlara imam yaptı. Böyle büyük bir şerefle mükafatlandırdı. İki dünyanın izzetinden müjdeledi. Orada yani İbrahim peygambere melekler o şeyden sonra geldiklerinde işte Lut kavmi haddini aşıp da artık onların helakları kapıya dayanınca önce İbrahim Evet, peygambere uğruyorlar. gerçekten Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Gerçekten çok şiddetli. Allah bizi korusun. Bu yüzden sürekli Allah'ım Amin. o azgınlar eğer ki o zalimlere vaat ettiğini göstereceksen mutlaka öyle bir durumla karşı karşıya kalacaksak bizi koru yani bizi onların içinde barındırma diye dua etmemiz lazım. Rahmetinle bizi kurtar diye. Özellikle ben şu konuya inmek istiyorum. Siz bana bir dua öğretmiştiniz ve onu sürekli okumaya çalışıyorum artık hani. Şöyle dua: Allah'ım, razı olduğun yerden rahmetinle beni razı kıl. Razı olmadıklarını benden uzak, razı olduklarını bana yakın tut rahmetinle diye dua ediyorum inşallah. Allah böylece şey yapacak. Çok şükür. Ve orada melekler işte İbrahim peygamber o 100 yaşa hanımı kısır çocukla müjdelenince ne kadar büyük bir olay zaten başlı başına. Yani şey bu yaşta mı diyor yani ben halim ortada. Şey hanımı diyor yani
Kocam yaşlı biri, ben kısır, ne çocuğu diyor. Allah'ın ümidi, Allah için her şey rahmetinde. kolaydır. Eyvallah. Yani onlar aslında işin iç yüzünü öğrenmek istiyorlar. Daha çok biraz emin olmak istiyorlar. Anladım, o heyecan sarıyor onları. Bir şeyler oluyor. Yani orada işte küfre düştüler gibi değil. Orada bize bir şey öğretiliyor. Anladın mı? Bizim odaklanmamız gereken yer orası tamamen. Ondan sonra diyor ama bir insan bir anda bilmeden bir şey yanlış yapabilir. Mesele bilmeden yanlış yapmak değil. Öğrendiğin anda tövbe edip hemen doğrusuna sarılmaktır. Asıl Müslümanlık Doğru. budur zaten. Ama aynı hatayı tekrar tekrar yapmak işte bu gerçekten çok çok sakıncalıdır. Çünkü bir yerden sonra gittikçe daha da zorlaşır oradan çıkmak. Her hata bir çukurdur, bir bataklıktır, ayağının takılmasıdır. Ama aynı hatayı tekrar tekrar yaparsan bataklığa ağır ağır battığını gördüğün halde bir türlü çıkmayan kişiyiz. Gittik zamanla gücü de düşer, değil mi? Siz de videolarınızda zaten anlatıyorsunuz, hani Hazreti Muhammed Ahmet Aleyhisselam dedi, hani soyumdan bir genç gelecek, size Kur'an okuyacak. Ona inanın ki Allah da sizi sevsin. Mesela ben kaç kere hatalar yapıyorum isteyerek olsun. Sonra üzüntüye kapılarak pişman oluyorum. Allah beni rahmetinden kovmuyor ve gerçekten seviyor. Doğru söylüyorsunuz. Subhanallah. Eyvallah. Yani sen Allah'ın inşallah ki birazdan oralara geleceğiz. Sen nasıl tanık oldun, neler yaşadın, neler oldu bitti diye. İnşallah ben de elimden geldiği kadar anlatırım. Tamam. Şurayı toparlayalım şu ayeti. İbrahim peygamber o sözü istedi ya, Allah'ın rahmetinde melekler ümidinizi kesmeyin. Ey veya halka Allah'ın esenliği üzerinizedir diyor, hamdolsun müjdeliyor. İbrahim peygamber de Allah'ın rahmetinden nankör kafirlerden başka kim ümit keser diyor. Yani bizim herhangi bir şekilde Allah'ın kudreti, yani mesela böyle şarkılar vardır. Dün akşam bir kulağıma bir yerden ilişti. Gerçekten çok şey oldum, yani tiksindim, üzüldüm. Yani işte derdim dermansız gibi böyle şeyler zırvalıyor. Yani Allah'ın hak olduğu bir yerde dermansız dert olabilir mi? Asla olamaz. Bu yüzden de mesele nedir desem, gerçekten mesele Allah'a güvenmektir. Bizim değerimiz Evet. hepsi tamamen onun kadar, onunla anlaşılıyor. Hamdolsun Allah kimin kendisine güvendiğini biliyor ve onların asla işlerini boşa Elhamdülillah, çıkarmıyor, Rabbil yaptıklarını boşa çıkarmıyor. Evet, buyur inşallah seni dinliyoruz. Sen neler anlatacaksın bize? alemin. Senin hayatında Siz özellikle ben sorayım, şuradan devam et inşallah. Seni az çok tamam inşallah. gördüğüme ben de kardeşim Rab tarafından değerli bir kardeş verdiği için ben de mutlu oldum. Çünkü Ben de. iman edenler gerçek Elhamdülillah. kardeşler iman edenlerdir. Bunun haricinde imanda bir birleşme yoksa orada bir dostluk dahi sahtedir. İkiyüzlük akar orada. Şimdi sen kendi hayatından biraz bize bahset önceden. Sonra Rabbin adıyla işte Mesih ile tanıştın. Mehdi, o zaman daha Mesih konusu açılmamıştı bile doğru dürüst. Mehdi ile tanıştın Rabbin adıyla. Ve Yani bu her şey Allah'ın takdiriyle neler derim oldu ya. anlat Allah'ın inşallah. kusursuz planıdır bu. Öyle olması gerekiyordu. Şimdi ben öncelikle ben Ali Muhammed 21 yaşındayım şu anda Allah'ın takdiriyle. Ve Allah'ın Resulü'nün, yani gördüğünüz gibi Mesih, İsa Mehdi Mesih, yani onu dinliyorum sürekli. Sürekli Messenger'den konuşuyoruz onunla. Hamdolsun. Sesli kaydı olsun. Yani hani bazen hatalar yaptığım zaman ona yazıyorum hemen. Ondan gizlememeye çalışıyorum. Yani belki bazen beni bir şey zorluyor, hani anlatma gibi. Fakat sonra korkudan, Allah'tan korktuğum için hemen anlatıyorum kendisine. Hani neler yaşıyorum mesela. Dün akşam canlı yayında girişini yanlış yaptım, ona kapıldım. Ben canlı yayın yaparken ona üzüldüm biraz. Fakat bu sefer inşallah ki toparladık konuyu. Şimdi güzel kardeşim, bu gibi şeylere üzülmek yerine daima ders almaya bak. Şimdi Rabbimiz ne diyor ayetinde? Başına gelenlere üzülme. Rabbin sana verdiği şeylere de böbürlenme.
Her şey apaçık bir kitapta. Yani bu yüzden de biz ders almaya bakacağız sürekli. Eğer bir hata Ve yaptıysak sizin da hı. buyurun inşallah. Eğer bir hata Allah bağışlasın biz. Bir hata yaptıysak da şöyle dua edelim sürekli Allah'ın izniyle. Allah'ım şu yaptığım Allah'ın hatadan gereğince ders almayı bana lütfet, bana kolaylaştır diyelim. Anladın mı? Gereğince bana ders almayı bana kolaylaştır diyelim. Mesele İnşallah ki bunu bana yazarsınız veya ses kaydı gönderirsiniz. Ben onu yazıya dökerim inşallah. bunu zaten kayıt altında değerli kardeşim. Burayı dinleyince görürsün inşallah. Tekrar söylerim Doğru. istersen. Hamdolsun Rabbimize. Evet, yani ama anlamaya çalış. Benim söylediklerimi ya da herhangi bir insanın konuları Zaten ezberlemeye değil, Rabbimden anlamaya çalış. yardım istiyorum bu konuda dediklerinizi daha iyi anlamam için. İstiyorum yardım Hamdolsun. Rabbimizden sürekli. Tamam, yani sen meseleyi Hamdolsun. anlamaya çalış. Ne demek bu? Yani anladığın zaman konunun zaten birbiriyle bağlantısını görürsün. Anladın mı? Bu dua neden yapılmış? Her zaman böyle düşün. Bu bilgi neden var? Bu bilgi benim ne işime yarar? Bu bilgi ben nasıl daha iyi anlarım? Bunları kendine sorarsan Yani inşallah ki daha önce tartmam önce güzel iyice bir tartmam lazım. Düşünmem lazım. evet. Şimdi Mesela nasıl Rabbimiz ki bir tertip şeye buyurun. Rabbimiz Kur'an'ı tertille oku derken bunun manası şudur. Mesela bir tane ilk defa bir meyve gördün, tamam mı? İlk defa bir meyve, yenilebilir bir şey. Yani zehirli bir şey değil. Yenilebilir bir şey. Ve sen bunu ne yapıyorsun? Bir bakıyorsun, bir tipine bakıyorsun, değil mi? Rengine bakıyorsun, kokusuna bakıyorsun. Sonra hafif ısırıyorsun, sonra daha sert ısırıyorsun. Tadına bakıyorsun, değil mi? Böylece tanıyorsun o bilgi, o meyve senin bilgi haznende, tat dünyanda yerini alıyor. Kelimeler de ilk defa öğrendiğin zaman, aziz Allah hamdolsun Rabbimize, gerçekten tebrik Aziz ediyorum. Allah'a hamdolsun. Okunurken mutlaka derinlerde Şimdi ezan zihnin. okunuyor. Aklıma şu geldi. Sabi siz hangi Almancı Tolga kanalında mı dediniz? Hani dediği insan bile anlaşılıyor hani. Hani zaten Arapça Kur'an okundu, ezan okunduğunda o anlaşılıyor hani. Şey hani. Ve ben bir video gördüm. 500 yıldır sadece ıslık ile şey yapıyorlar, anlaşıyorlar. Yani düşünebiliyor musun İsa abi? Subhanallah, ıslık ile anlaşıyorlar. Yani mesele O anlaşılmaktır videoyu zaten bugün. evet. Hı. Hamdolsun. Ezan okunurken şimdi en güzel dua nedir? En güzel dua Allah'ı yüceltip Allah'a Esmaları sığınmak ile değil mi? ve isimleriyle yüceltip ondan sonra dua etmektir. Bugün ezan okunduğu zaman böyle sen iyice dinlediğin zaman böyle bir de gökyüzüne baktığın zaman yer gök sanki her şey onu böyle insan sesiyle yüceltiyor, görürsün. O zamanlarda bu şeyle dua etmek akıllıcadır. Müminler Yani zaten bizim akıllı olur. şeyde Başka türlü. hiç böyle şeyde hani bizim şeyde hiç ezan duymadım hani göy olsun. Eyvallah. Şimdi kelime konusunu anladıysan ben sana tekrar bırakacağım. Kelimeleri o meyve örneğini unutma. Yeni bir kelime geldiği zaman öyle iyice bak, tamam mı, tadına. Bu kelime niye var? Benim ne işime yarar? Hani meyveyi bak ilk defa gördün, ne yapıyordun? Bakıyordun, tartıyordun ya. Bu kelime niye var? Benim ne işime yarar? Ben bu kelimeyi nerede kullanacağım? Yani böyle çeşitli şekillerde kelimeyi ilk defa gördüğün meyve gibi böyle bak. Anladın mı? Tart iyice. Sonra Mesela meyve elimde. yana al. Heh, buyurun. Buyur Mesela inşallah meyve söyle. elimde. Ben meyveye bakıyorum, düşünüyorum ve mesela aklıma ne gelebilir? Mesela boş bir ağaçtan meyve bekler miyim? Hani eğer ben Rabbim için çabalamazsam ben nasıl şey yaparım, kazanırım hani? Tamam. Şimdi inşallah ki
Hamdolsun Rabbimize. İşten bilendir, görendir, her şeyden haberdardır. Şimdi neler yaşadın, ne oldu? İnşallah bizlere anlat, şahitliğini yapacaktın. Bu video aslında konusu sensin. Ben araya girerim, girsem de İnşallah yapacağım. sürekli ben bıraktığım yerde hemen devam etmen lazım. Çünkü asıl konuşmacı sensin şurada. Ben sadece sana inşallah ki eşlik ediyorum. Hamdolsun Rabbimize. Hamdolsun Rabbimize. Şimdi ben yaklaşık 8 sene Hollanda'da yaşadım. O zaman yaşım kaçtı tam olarak hatırlamıyorum. 8, 7 veya 7, 8 veya 9. Yanlış konuşmaktan Rabbimize aziz Allah'a sığınırım. İşte orada okula gittim. Yani hiç aklım tamamen bitik. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece oyun, eğlence, işte okula gitmek, gelmek. Yani şeylerden bile anlamıyordum. Hani derste hani şeyleri bile anlamıyordum. Zor geliyordu bana, matematik olsun. Başka şeyler hani. Mesela hoca anlatıyor, ben hep hani susmayı tercih ediyordum. Nasıl, ne soracağımı, konuşacağımı hiç bilmiyordum. Aklımda hiçbir şey yoktu. Yani üzüntüler de yaşıyordum orada. Çocuklar dövüyorlardı beni. Fakat ben onlara hiç şey yapmıyordum okulda, hani kötü söz, küfür inşallah. Yani küfür ediyorlardı, dövüyorlardı beni, sürekli korku. Ve o kişi yani vefat etti, yani artık o benim annem, ben anne demiyorum ona çünkü şey, Windy Hanım, yani Windy benim annem, sizin şeyiniz oluyor inşallah. Ben onu annem olarak kabul ettim. Neyse Yani devam et inşallah. o zaman ben tabii ki de bilmiyordum. Yani nasıl söyleyeyim, 13. Sonra o ailem, nasıl söylemem gerekiyor hesabı, yani çünkü ailem değil ya onlar. Tamam, yani Yani sen şunu kastediyorsun. Senin hani bir inkarcı gerçekten Allah'a iman etmediği zaman onların bağları iman edenlerle kopar. Bu doğrudur. Ama fiziksel olarak bizim hani bir arada yaşarsak, onlar dünyadayken, onlar küçükken bize baktıkları gibi biz onlara iyilik yapmaktan asla geri duramayız. Bu bizim üzerimize ben borç. de her zaman Onları güzel. bu iyilik yapmaya çalışıyorum, hani öf bile dememeye çalışıyorum. Sonra biz evdeyken bilmiyorum, ben çünkü haberim yoktu ne yapıyorlar. Onlar bir türlü evi, kirayı yani ödemiyorlardı. Kumar belki şey yapıyorlardı, kumar hani sürekli disko olsun şeylere gidiyorlardı. Sonra bayağı 8 sene geçti, aynı evde yaşadık, yanlış konuşmaktan Allah'a sınır. Ben bir gün okuldayken haber aldım, eve gitmem lazım. Bilmiyordum hani bizi evden atıyorlar. Sonra ben toplandığımda bütün eşyalar gördüm, dışarıda attılar yani, evden kovdular. Sonra başka bir Hollanda'da başka bir şehire taşındık. Allah'ın izniyle orada kaldık biraz. Sonra o kişi Belçika'ya taşındı gitti. Ben kaldım Hollanda'da şeylerle. Yani o insanlarla. Ve ben de yani futbol olsun, futbol oynuyordum. Çıkıyorduk, futbol oynuyorduk. Küfür olsun, boş sözler, sohbetler, şakalaşmalar işte. Hiç Kur'an'dan hiç haberim yok. Sıfır. Sonra ben tabii ki de o kişinin yanına sürekli gitmek istiyorum. Çünkü sonuçta bilmiyordum hani. O zaman onu annem olarak görüyordum. Ve o geldi. Yani bilmiyorum, sanki sürekli şey vardı içimde. Sanki benden nefret ediyorlar sadece. Hani ben iyi biri miyim, ondan dolayı mı? Başka bir şeyden dolayı mı? Böyle belki şeytandan olabilir bu düşünceler.
Şimdi artık anladım. O zaman bilmiyorum tabii ki. Ve sürekli mesela camdan ben evdeyken dışarıya bakıyorum. İnsanları görüyorum. Bakıyorum insanlara. Öyle düşüncelere kapılıyorum. Bu insanlar şöyle düşünüyorlar, şöyle diyorlar. Geçerken sanki onların ne düşündüklerini biliyorum gibi öyle düşüncelere kaplıyordum. Çıkarken depresyonla çıkıyordum, korkuyla yürümeme takılıyordum. Yani hani böyle Yani boş sürekli böyle takıntılı, boş takıntılarım vardı bir sürü onun gibi. Her heh. Rabbini doğru tanımayan kişi gibi aslında bunu demek istiyorsun. Güzel bir ders var burada anlayan için. Çünkü gerçekten kim Rabbini gereğince bilmiyorsa o kafasının içerisinde şeytan bir vesvese verir. O bunu bilmez şeytan verdiğini. Onu kendi zekasından çıktığını zanneder. İşte insanlara karşı gereksizlere kin duyar, gereksiz korkulara kapılır, gereksiz endişelere kapılır. Yani kendi kendine dünyayı zindana çevirir. Bundan bahsediyorsun. Güzel bir yere temas ettin inşallah. Evet. Yani o zaman sürekli o PlayStation olsun oyunlar istiyordum. Hani doğum günü mesela doğum günü de yani o zaman alıyorlardı. Belki bana istediklerimi alıyorlardı. Onlar bana bakıyorlar elbette. Yine teşekkür ediyorum. Önce Allah'a şükür ediyorum, hamd ediyorum. Ondan sonra onlara teşekkür ediyorum. Sonra dediğim gibi sürekli yürümemle takıntılarım vardı. Ve aklıma şimdi inşallah gelir. Hamd alemden Rabbi Allah'adır. Böyle durumlarda bir şey yap, fırsat bil. Mesela bir şey unuttuğun zaman hemen Allah'ı hatırla. Bu da sana ayrıca bir mükafat olur. Hem de inşallah en hayırlısı hatırlanır. Şer olan da uzaklaşmış olur. Şimdi Bir zaten şey ona sığındım. Hamdolsun. Kovulmuş şeytanın şerrinden. Eyvallah. Şimdi İşte sen o sıkıntıları devam ettin. Rabbin bak adıyla bir şimdi hemen aklıma geldi Subhanallah. Hamdolsun. Yani mesela sürekli birisini taklit etmeye çalışıyordum. Mesela önce bir futbolcuyu seviyordum. Ronaldo diye bir futbolcu var. Biliyorsunuz zaten. Onu Evet, yani ben onun de hareketlerinin Aha. buyurun inşallah. Ben de onun inşallah hayırlı zamanlar onun için de geleceğini ben ümit ediyorum. Uzak da görmüyorum inşallah. Gerçekten çok şeyleri var. He, ben de görüyorum Yani bazen. Mesela bayağı farklı iyilik yönleri var yapıyorum sanki. insanlara örneklik bakımından. Bu yüzden de inşallah belki ileride yani vakit geldiğinde bizim yoldaşlardan biri olma ihtimalini uzak değil. Çünkü Allah şu anda nice yoldaşlar Ha. hazırlamıştır. Ben geçen gün haberler bir kısmından haberdar oldum. Gerçekten heyecan verici. Yani şu anda sadece şey olarak hani alttan kastım şey değil. Haşa üstünlük takvadadır. Yani tanınmamazlık tanınmayan anlamında sadece bilinmeyen tanınmayan insanlar değil. Vakti geldiğinde tanınan insanlardan da şahitlerin Ve hazırlandığını o göreceğiz belki de inşallah. Allah'ı gereğince tanımadığı için belki tanısa hem sizi de şey yapsa görse belki ona da biri anlatsa hani zaten artık her şey basit kolayca insanlar her yere ulaşabiliyorlar kolayca tercümanlık olsun böyle şey yapabiliyorlar çeviri sizin Hayır, ama dediklerinizi çevirebiliyorlar. bu şansla olacak olan bir şey değildir. Allah bunu eğer ki o kişi layık görürse o kişiye tercümanı da gönderir, videoyu da gönderir, yazıyı da gönderir. Bu işler şans eseri olmuyor. Hidayet tamamen Allah'ın elindedir. Bu Yani yüzden onun ya Söyle inşallah. buyurun. Yani bizim üzerimize düşen şeye odaklanacağız. İleride bizim kardeşlerimizden ben bunu müjde olsun diye, senin de yüreğin ferahlansın diye söyledim. Müjdeleri ne kadar sevdiğini biliyorum. Ben de çok seviyorum hamdolsun müjdeleri. Yani ileride bize katılacaklar inşallah ki çok kardeşlerimizin içerisinde hali hazırda bizi tanımayan ama dünyanın kendisini tanıdığı insanlar da olacaktır. Bunun müjdesini alabilirsin.
O işte o zaman da bambaşka zamanlar olacak zaten. Evet, devam et inşallah. Yani ben onun fotoğrafları, bir fotoğraf gördüm var sanki, yani İslam ile ilgili, o futbolcunun o Kur'an ile ilgili sanki bir şeyler yapıyor gibi. Tam emin Evet. değilim. Yanlış konuşmaktan Allah'a Benim sakın. onun en çok İşte. şey yani bu konuda beni tutan yanlardan bir tanesi yani bir örneklik ortaya, bir duruş ortaya koymaya çalışıyor ve kendisini bir büyük bir sır fark etmiş Rabbin adıyla. Yani bu şu anda dünyada bu kadar sevilmesini, bu kadar önde olmasının Siz temelinde hangi? bir videosunu gördünüz inşallah. Sanırım içecek var önünde. O alkol mü ne? Kola var. O şeyleri kenara çekiyor. Su şey yapıyor sanırım. Eyvallah. Kola. Eyvallah. Yani Kolayı kenara çekiyor, suyu koyuyor önüne. o orada şey yapıyor. O kola şekerlidir falan. Ama yine de Hem Allah de ama dilediğine dar insanlar değil. şey de yapıyor. Allah'ın ya kuşatmasıyla oluyor. İnsanlar şey Evet. yapsınlar değil mi? Kola şekerli şeyler değil, faydalı şeyler içsinler diye. Şimdi evet bunu onaylıyoruz zaten Rabbim de. Bir de bir şirket faydalı bir şey üretse dahi o şirket kendisi eğer ki iman üzere değilse o şirketten bir şey içilmez. Zulüm üzere ise ondan hiçbir şekilde alışveriş yapılmaz. Çünkü zaten biz bildiklerimiz neyle olması lazım? Rabbin adıyla olması lazım. Allah'a kafa tutmuş bir şirketin sen gidip şeyini içersen sen Allah adıyla kesileni yeme Allah diyor. Onun şeyi yani Ronaldo bu konuda bir arkadaş kola şekerli diye İsrail'e tepki diye öyle anlaşıldı ama ben onun o suyu göstermesinin akabinde onun tamamen sağlık üzerinde Rabbin adıyla bir girişte bulunduğunu düşündüm. Arka tarafta belki İsrail'in mevcut hale yaptığı zulme karşı da belki bir tepkisi olabilir ama ben onun yüzeysel olarak tamamen o samimice o şeker olsun şey olsun o yani fayda bakımından değerlendirdiğini hissettim. Bu yüzden o tepki yaptı ama bambaşka yere gitmesi Allah'ın kudretiyledi. O Ronaldo'ya verilen bir izzettir Rabbin tarafından. Nice izzet ya izzet dediğin dünyalıksa sadece bu zaten gelip geçer. Ama asıl izzet Allah katında aramak lazım. Şimdi Ronaldo'nun en temelde bu kadar hiçbir şeyin sebebi değildir. Her şeyin büyük bir amacı vardır. Ronaldo neden galiba kimse evde yok. Sen şimdi devam et. Ben bir kapıya bakıp geleceğim. Kimse olmayabilir. Ben şimdi sen devam et inşallah. Evet. Söz sende. Hani neler yaşadım? Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, dediğim gibi benim takıntılarım vardı. Ronaldo'yu ilk önce taklit ediyordum. Onun, yani futbolda onun hareketlerini yapmaya çalışıyordum sürekli. Yani sürekli futbol oynuyorduk. Oyunlar PlayStation dediğim gibi. Ve onun Elhamdülillah Rabbil Alemin. Evet devam et inşallah sen. Onun yani onun hare çoğu hareketlerini becerebiliyordum, yani yapabiliyordum. Onu taklit ediyordum. Ronaldo konuştu. Tamam. O şeyi ben kapatayım o Videolarım da zaman. Tamam. Senin videonu da izledim. Şimdi hızlı biraz daha başkan. hızlanmamız gerekir. Bu şeye o şahitlik konusuna gelmek için. Bugün Ronaldo yapan temel sebebi nedir? Desen her şeyin bir sırrı, bir sebebi vardır. O diyor ki ben bir sır fark ettim. Kazandığımın bir kısmını, yarısını, büyük bir kısmını dağıtmanın bana çok daha büyük bir getirisi olduğunu gördüm diyor. Anladın mı? Yani onun Ronaldo'yu Allah neden bu kadar önüne açtı? Mesela bir tane videosunu zamanında gördüm. İşte bir tane çalım atmaya çalışıyor. Durduk yere etrafında kimse yok. Düşüyor, yuvarlanıyor. Sonra Subhanallah dedim. Yani Ronaldo'da da bir numara yok aslında. Allah onun önünü açmasa, ona şey yapmasa o yönde. O da işte 3 maç böyle düşse insanla alay konusu olacak. Bırak onun aa ne güzel oynadı demeleri. Bu yüzden onun yani hiçbir şey karşılıksız bırakmaz Allah. Bu dünya sadece bu dünyayı isteyenlere de Allah emeğini boşa çıkarmaz, verir ama onu ahirette hiçbir nasip olmaz. Ama Rabbin rızasını isteyerek verenler hem bu dünyada hem ahirette en büyük mükafata ulaşırlar. İnşallah ki
biz yani Ronaldo şu anda mevcut halde tabii ki de itikat da değil, imanda gereği şekilde. Ama yarın dinleyip Rabbin onun önünü açması inşallah uzak değildir. Ben bunda bu konuda bir İnşallah. büyük bir ümit, hani ümitten bahsettik. Bu konuda çok büyük bir ümidim var. Çeşitli kardeşlerimiz de bize katılacaktır vakti geldiğince. Sen İnşallah. Öyleyse abi. evet. Sen biraz daha Sen hızlandın inşallah. Bak inşallah. zaman Sen hızla oruçlu geçiyor. musun inşallah? Sen oruçlu Ha, musun? hamdolsun. Evet. Hamdolsun. Su ya su içecektin ya İç. şey Doğru. olmasın diye. Ben iç su içebilirsin. Benim için bir sıkıntı yok. Öyle bir şey değil. Hamdolsun Rabbimize. Evet. Elhamdülillahi Buyur. Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte dediğim gibi ondan sonra o kişi geldi. O şehir hani Hollanda'dan sonra hani başka şehire geçtik. O evden yaşadık. O geldi beni aldı. Biz Belçika'ya taşındık. Ben o zaman Belçika'ya onunla gittim ikimiz yani. Sonra onun bir arkadaşı var. Adı bilmiyorum gösterdim mi size. O arkadaş var ya hani bahsetmiştim hani siz demiştiniz o Tamam. Ha. arkadaşına ayrıca Tamam. ulaşın inşallah. Onun arkadaşı kız arkadaşının evine gittik. Orada kaldık. Ben tabii ki de o zaman yani kafam yani hala futboldaydı. Hani sürekli oyun şeyler öyle şeyler. Sonra orada sürekli ısrar ediyordum. Beni futbola yazdırın, futbola yazdırın gibi şeyler sürekli istiyordum. Onlar bir türlü yapmadılar tabii. Ben de üzülüyordum. Ama şimdi anladım artık. Bunlar hepsi boş. Boş bunlar hepsi. Asıl hayat, Tamam. ahiret hayatı olduğunu, asıl zevkler, eğlenceler orada olduğunu anladım. Ve sonra boks diye kibirlenme boks şeyine geçtim. Futbolu bıraktım. Boks şeyine geçtim. Onları izlemeye başlamıştım artık. Vücut geliştirme sürekli istedim. Şey olmak için. Kaslı olmak sürekli istiyordum. Sonra videolar da çekiyordum onunla ilgili. Nasıl antrenmanlar yapıyordum. Vücut geliştirirken şeyler sürekli. Arkadaşlarla da orada arkadaşla Ama buraları tanışmıştım o zaman. anlatırken bir amacın da olsun inşallah değerli kardeşim. Bir şey anlatırken bir çok içinde detaylarda anlatılması gereken noktalar değin. Çünkü insanlar izliyor. Yeni şeylere hızlıca geçmek için bu önemli. İki, neden anlatıyorsun bir şey onu da söyle. Anladın mı? Mesela bu önemli. Mesela sen anlatıyorsun bunu neden anlatıyorsun? Bunu amacı olsun ki insanlar bu ne diyor daha iyi anlatsınlar. Anladın mı kardeşim? Şu anda sen daha iyi konuş diye Allah'ın izniyle bunu söylüyorum yani daha güzel insanlar daha güzel seni dinlesinler diye. Yani sen bunları anlatıyorsun çünkü sen o zaman ne yapacağını bilmiyordun. Dünyalık oyunlar, zevkler, eğlenceler bunları bir kazanç zannediyordun. Doğru mu? Ben senin için söylüyorum inşallah neden anlattığını. Ve bunların peşinde koşturuyordun. Kendi eğlencelerin, isteklerin peşinde koşturuyordun. İşte futbol insanların birçok bugünün insanlar esir aldığı bir sürü şeyleri sen de seviyordun. Dünya sana bunu güzel göstermişti çünkü. Ve peşine düşmüştün. Tamam. Sonra bir tanışma sürecimize gelebilirsin inşallah. Nasıl oldu? Oralar Mehdi ile alakalı ilk düşüncelerin nerede filizlendi? Niye böyle bir arayışa girdin? Hatırlıyorsan bu konuda bize ne söyleyebilirsin inşallah? Yani bu aniden oldu. Ben YouTube'dan videoları izliyordum. Yani niye izliyordum videolar? İşte her insan gibi videolara takılan biriydim. Hani videoları izleme isteği fark etmez nasıl video. Sonra yani orasını tam hatırlamıyorum. Hazreti Mehdi konusunu nasıl şey yaptım? Birden beri çıktı karşıma. Mehdi. Sonra ben de araştırmaya karar verdim. Çünkü hissediyorum sanki bu kişide bir şey var. Hani sanki böyle hisler vardı. Hani öyle biri gelecek. Hani insanlara şey yapacak. Hani Allah'ın izniyle yol yani gösterecek. inşallah işte ben
araştırıyordum sürekli. Sürekli arıyordum Hazreti Mehdi kim diye. Ben de merak ettim, dinliyordum. Hazreti Mehdi'nin şu özellikleri olacak. Beni saçı şöyle olacak. At olsun. Yani Tamam, fakat insanlar söylediğinden bakıyordun sen de çeşitli şekillerde, evet. ama ben bunların sadece sahte olduklarını böyle hissediyordum. Yani belki şeytan beni bazı yerlerde kandırmak istedi. O kişiyi doğru söylüyor, o Mehdi. Fakat bir şey beni ondan uzaklaştırdı. Çok şükür. Hamdolsun Allah'a. Evet. İşte arkadaşım da o zaman bize geliyordu. Biz o zaman çıkıyorduk sürekli. Parklara takılan biriydim. Parklara gidiyordum o zaman tabii ki. O sormuştu bir kere Mehdi kim diye. Yani ben ona ne anlatacağımı bilmiyorum Mehdi ile Yani ilgili. benimle tanışmadan önce hiç hayatında alakasızken sen güzel o şeyleri anlattın. İnsanlar belki niye burayı anlattı diye zannedebilir. Sen hiç işte İslam'la, Mehdi'yle hiçbir alakan yokken o bir tamamen işte oyunlar, eğlenceler böyle kendi başına bir gençken yaşayan zevklerin peşinde. Sonra sen bir anda işte bu konu sana işte karşına çıktı, düşünmeye başladın. Böyle bir şey hissetmeye başladın, böyle bir şey gelebilir diye. Doğru mu? Subhanallah. Bunlar Evet. hepsi Allah'ın bir şeyi, büyük bir mucizesi gören için. Yani Allah bir insanın kalbini bilir. Onu bir şeye hazırlamak istediğinde ona önünü, sağını, solunu her tarafını kuşatır ve ona hissettirir, gösterir ve onu Şey videosu istediğini da var, öğretir. Evet. izledim. Mehdi the Messiah, İngilizce Messiah bir film çıkardılar. O filmi de izledim ben. Yani sanki bir şey beni iletti o filme. Hani orada ne anlatılıyor? Yanlış al yanlış God, false God diyorlar. Yanlış al God diyorlar. Yani yalancı Mesih Deccal. O filmi izlediniz siz inşallah. Gördünüz mü inşallah? The Messiah adı. Sadece duydum, izlemedim onu. Yok. Ben o O zaman abi, ben bir süredir filmleri tamamen uzaklaştım hamdolsun. Evet. kişinin de adı Mehdi sanırım. Gerçek ismi Mehdi. İlginç, evet. Orada Allah'ın şey takdiri olmuş bu da. anlatılıyor. Evet. Orada anlatılıyor. O geldiğinde şöyle görüyorum. O geldiğinde felaketler mesela varken, mesela diyelim ki tornado var diyelim. Onu o durdurabilecekmiş. Bizi de öyle anlatılıyor. İnsanları iyileştiriyor gibi şeyler anlatılıyor orada. Yani Şimdi bu mevcut haliyle insanlar gerçekten çok büyük zulüm işledikleri için Allah'a kandırıyorlar karşı insanları. bir saniye inşallah. Ben Rabbin adıyla konuştuğum zaman hep orayı en iyi yakalamaya çalış inşallah. Bitince ben sana bırakırım sözü. Bu senin bütün hayatın o boyunca şeyin olsun inşallah. Heyecanlısın biliyorum, bu yüzden biraz takılıyorsun ama biz bunları hepsini aşacağız. Çok daha güzel yerlere geleceğiz. Şu anda da sana söylediğim daha güzelini öğren diye Zaten söylüyorum Allah'ın bunları izniyle. Allah yaptırıyor. Hamdolsun. Eyvallah. Yani sen peygamber Rabbin adıyla konuştuğu zaman Resulullah inşallah ki onu en ince bütünlüğüyle anlamak için çabala. O sana Rabbin adıyla şey yapar. Araya bir şey söylemek istersen, sormak istersen sorarsın ama genel itibar bir konu tamamlanmadan inşallah Resulü orada şey yapma. Dinle yani sürekli. Bu senin genel ahlakın olsun inşallah. Bu senin için daha hayırlı inşallah. Şimdi şeyi, insanlar çok büyük bir zulüm üzere oldukları için bu şey konusunda, dinleri konusunda Allah da onları bir sürü yalanları gerçek zannetmelerin önünü açmış. Ya da mesela geçmişte olmuş bir şey, bu sefer yine olacak diye garanti yok. Anladın mı? Geçmişte olmuş bir şey bir kere oldu diye her zaman olmak zorunda mı? Hayatımızda bir şey bir oluyor. Bir defa oluyor ya da iki defa oluyor. Her zaman olmuyor bazı şeyler, değil mi? Bu yüzden de insanlar aldandılar ama bu diziler olsun şu anda işte gündeme, bugün mesela haberlerde Mehdi konusunu tamamen rafa kaldırmaya çalışıyorlar ama her yerden
istemedikleri şekilde filmlerde, dizilerde, bilmem her yerde bir şekilde açığa çıkıyor. Gündemde kalmaya devam ediyor. Yani mesela bir ezan okundu, örnek veriyorum, çok sevildi dünyaca. İşte onu okuyan ismi Mehdi. İşte bir yerde bir şey oluyor, bir bakıyorsun filmde, bir bakıyorsun orada. Bunlar hep algılarda yerleşsin. İşte bugün işte sahteleri çıkıyorlar sağa sola. İşte geçen gün İran'da bir tanesi atıyla koşturuyor. Bunların hepsi nedir? Bir, yalancılar işi ciddiye almasınlar, zalimler hiç bakmasınlar. Diğer dürüstler gerçekten sözler Rabbe güvenerek hareket edenler de iyice tartsınlar, bilgiyle hareket etsinler, yalancıyla gerçek arasındaki farkı apaçık şekilde görsünler. Bu yüzden insanların yanlış beyan, yanlış şekilde bu Mesih böyle yapacak, Mehdi böyle yapacak gibi durumları, beklentileri yani bir kere bir şey yapıldı kesin bir daha yapılacak garantisini Allah vermişse o olur. Ama vermemişse Allah bir kere bir şey yaptırdı diye bir daha yaptıracak garantisi yok. Yaptırmış bir kere. Allah sana bunun garantisi verirse yapar. Çünkü Mesih ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi hepsi Rabbin takdiriyle de Mesih'in kendisine değildi ki. Ama bu mesela bu filmi çekenler dahi konunun gücün Mesih'e ait olduğunu zannediyorlar. Oysa bütün güç Mesih diyor ki bütün güç Allah'a aittir. Siz Rabb'e güvenin. Sizin gerçekten imanınız bir zerre kadar olsa dağı çağırsanız dağ gelir. Yani mesele imanla alakalı. Mesele insanın kendisiyle alakalı değil. İnsanın kendisiyle alakalı kısmı nedir? Dürüst olmasıdır Rabbine karşı. Evet, o Mesih dizisinde kalmıştın. Orada devam et inşallah. Biraz daha seri olmaya çalış, hızlı olmaya çalış. Daha insanlar dinlerler, daha güzel şey olurlar, mutlu olurlar. Orada bazı anlatılanlar belki doğru da hani nasıl ki İsa değil mi geçmişte ölüleri diriltiyordu değil mi? Allah'ın izniyle, evet. Sen şimdi O yorum dizide de kısmını öyle. açabiliyor musun kardeşim? Şeyi, videonun yorum kısmını açabiliyor musun? Bir insanlar diyor biz soru sormak istiyoruz diyorlar. Eğer yorum Yani kısmını biri açabiliyorsan. burada sahte Mehdi yazmış. Buna zaten ne anlatabiliriz? Şey değil, soru soranları şey yap. Boş konuşanları değil, onları atabilirsin. Engelleyebilirsin. Kim Şu sahte, anda gerçek soru sahte. yok. Yani yorum kısmı Sadece bu. açık mı? Açık. Elhamdülillah. Hı, peki, anladım. Tamam. Belki herkes O dizi şey. Evet, devam aslında et onlar inşallah. ya kurdukları şey kendileri şeye düşüyorlar. Kendi yaptıkların şeylerine düşüyorlar. Mesela orada diyorlar ki İsa, estağfurullah, Mehdi şöyle yapacak. Oysa şu an karşımızda o sadece ilan etmek, anlatmaktır. İşte insanlar nasıl görünüyor ben anlamıyorum ki sabit. Çünkü zaten YouTube'da anlatıyorlar hani o sahte olacak hani şey yapacak hani mucizelerle mi kandıracak ne? Oysa siz ilan ediyorsunuz, anlatıyorsunuz sadece. Ve Eyvallah. şey de duymuştum. Deccal sahte Mesih mesela hani alnında kafir yazacakmış diye şey de izlemiştim. Hani sadece Şimdi iman kardeşim, edenler tanıyabilecek. yani alnında Ve kafirden gerçekten de kasıt, öyle. yani bir insan ameliyle, yaptıklarıyla açık seçik küfür üzere olduğunu gösterir. Yani ilk kafir yazısı hani alnında böyle yazıyor. Tamam, bu da açık açık böyle böyle bekleme. Yani şu kendi ameli, kendi hali, sözü onun açık seçik bir yalancı, bir kafir olduğunu bilen adam, imanı olan kişi anlayacak ama imanı olmayanlar aldanacak. Yani bunu doğrudan yazıyla değil, yaptıkları ameli, hani kendisi anlayan kişi kendisine baktığında, yaptıklarına baktığında onu anlayacak, yani kafirliğinin alametleri her yerinden fışkıracak. Bu yüzden de öyle anla inşallah. Öylesi daha doğru olur. Evet, inşallah. Ve aleyküm selam inşallah. Hı. Aleyküm selam inşallah, evet. Şimdi Ve sen, evet. siz devam edin inşallah. Şimdi sen hızlı bir şekilde biraz o konuları Allah'ın izniyle gel. Nasıl tanıştık? O konu zaten nasıl bu merak başladı? Orayı da işledin, değil mi? Hafif. Şimdi nasıl tanıştık? Bu selam veren kişi de burada olması, Subhanallah. Rabbin her şeyi kuşatmasıyladır.
Sen videoyu gördüğün kanalın sahibi inşallah. Evet. Devam et. Evet, işte sonra ben Sevim Yavaş sanırım adı. Sevim Yavaş. O muydu? Bir kadın videonuzu paylaşmıştı sizin. Sanırım Sevim Yavaş'tı. Yanlış konuşmaktan Allah sanırım çünkü Ha. Videoda mı? Şey, YouTube'da mı? Yani neyse, ben az önce söyledim aslında ama yakalayan yakaladı. Evet, devam et. İşte ben de merak ettim. Onu şey yaptım. İzledim ama o zaman ben sözlerinizi şey yapamıyordum. Anlayamıyordum yani kim. Sonra ben sizin kendi YouTube kanalınızdan bir videonuzu gördüm. De orada yüzünüz gözükmüyor. Sadece saç gözüküyor. Ben de zaten o zaman hissetmiştim birden. Oh, kesin Yani o. ilk defa beni gördüğün yer, Subhanallah, görüyor musun? İzleyici için söylüyorum burada. İlk defa beni gördüğün yer, benim kamera aynanın karşısındayım. Yüzüm görünmüyor. Biraz burnum, saçım görünüyor. Gözlerim görünmüyor. O videoydu, doğru mu? Subhanallah, Evet. evet. Hı. Sonra ben hissetmeye başladım. Oh, zaten hemen sizinle iletişime geçmek istedim. Orada sözlerinizi pek sanki anlayamıyordum. Yanlış konuşmaktan Allah'a sığınırım. Fakat sizinle iletişime geçtim. Hissettim çünkü. Hı Ben de hı. o zaman elbette ki Allah'a inanıyordum. Ben de yazdım. Sizinle iletişime geçebilir miyim? Müslüman olmak istiyorum. Yani öyle dedim çünkü günahkar biriyim. Günahlara tamamen dalmış biri olduğum için korkudan Allah'tan korktuğum için öyle dedim, yazdım. Hı. Sonra biz Facebook'ta arkadaş olduk sanırım seninle. Yok, Orada bina değil, evet. ilk konuşmamız nasıldı aklıma gelse selam vermekle tabii ki o ilk nasıl siz biliyor musunuz inşallah çünkü ben bayağı geçtiği için. Yani genel ihbarıyla konuştuk. Buraya kayıt altında olduğu için vakti gelince belki de açığa çıkar Rabbin takdiriyle. Yani senin ilk zamanlarını hatırladığımda sen gerçekten ilginç bir şekilde, ben şaşırmıştım da. Hani itirazla gelmeni de bekliyordum. Çünkü insanlar önce geliyor, sonra itiraz ediyorlar, sonra şey yapıyorlar. Sen anlamaya çalıştığını gördüm. Yani hatırladıklarımı söylüyorum. Ve bu yüzden de sana sürekli daha yeni yeni bilgiler açılmaya devam etti. Sürekli kalbine gerçeğin daha da belli olması devam etti. Ama ben bir tane video seninle alakalı çektiğimde Rabbin takdiriyle, önceki İsa'ya iman eden havarilere biliyorsun ki vahyediyor. İşte onların gönlüne İsa'nın gerçek söylediğini düşürüyor. Anladın mı? Bu kitapta açıkça yazılı. Yani senin anlaman, sen çok fazla tamam sözler üzerinden Rabbin adıyla sen bir büyük bir değişime başlamış oldun. Yani önceki halin, yaşadıkların, bunlar benim bile anlatıyorum imanımı. Benden mi bahsediyor yoksa Evet, sizden mi? sıkılıyor. Sıkılmadan kastı şeydir bu. Utanma. Yani utanmadan anlatıyor şey. Heykelini yen diyor. Onu demek istiyor inşallah. Şimdi ben senin şey gördüm. Yani yo, Allah seni hazırladı. Sen daha bilgiyle, alimlikle, işte bu temel şeylere sahip değildin. Sen bir şekilde hissettin. Bu da Allah'ın takdiriyle. Sonra beni ders gördün bir şekilde. O zaman da yani Allah o kadar yüce ki benim kanalımda değil, başka bir kimsenin kanalında. O daha o Mehdi ile alakalı bir sürü paylaşımlar yapmıştı önceden ve beni gördü, tanıdı görür görmez. O zaman hatta ona gösterildi bir şekilde. Sonra tabii ki de imtihandayız, çok ağır imtihanlar bunlar.
Sonra o o perde araya perde girdi. Belki de öyle olması gerekiyordu şu zamana daha güçlü bir şahitlik için. Ama nihayetinde bu en önde tanıyıp burada kalabilmek için bazı şeyler geçmek gerekiyor. Çünkü buralar yarın Rabbin takdiriyle kıyamete kadar konuşulacak yerler. Burada barınanlar kıyamete kadar da inşallah kıyamet gününde de bunun nasıl büyük bir yer olduğunu anlayacaklar. Çünkü bu benimle alakalı değil, Rabbin işiyle alakalı. Rabbin işi büyüktür zaten. Onun etrafında en yakın olanlar da bunda nasiplenirler. Sen işte ilk havariler, İsa'nın yoldaşları ilk geldiğinde nasıl Allah onların gönlüne İsa'nın doğru söylediğini inşallah düşürdüyse insanlar onu inkar, herkes onu inkar ederken bugün olduğu gibi Subhanallah. Sen de inşallah Rab seni senin gönlüne düşürdü. Senin benim gerçek söylediğimi sen bu yüzden de yani sen işte hayatın tamamen dinini Rabbin adıyla iman ettiğin peygamberinden öğrendin ve adım adım hayatın bu yönde değişmeye devam ediyor. Şu anda zaten sen de yani daha çok taze her şey sayılabilir. Büyük bir eğitim inşallah devam ediyor ve biz bunu sürdürdüğümüzde yarın bambaşka şekilde çok güzel noktalara inşallah ulaşacaksın. İnsanlara örneklik anlamında, insanlara yol gösterme, yardım etme, Mesih'in Rabbin adıyla anlattıklarını onlara ulaştırma anlamında. Evet, sonra sen devam et inşallah. Yani ben senin nasıl iman ettiğini kısmını, sen bilgi, evet sen sözlerden Rabbin adıyla, senin gönlün temiz olduğu için gördüğün gerçeği yalanlamadın. Zaten Allah'ın insanda aradığı birinci özellik bu. Yani bir insan gördüğü gerçeği yalanlıyorsa o insanda hayır yoktur. Gördüğü Gerçekten gerçeği... dürüstlük gerekiyor. Evet, maşallah. Dürüstlük, insanoğlu net ayıran temel özellik. Ya dürüstsün, en büyük değerli hale doğru gidersin ya da değilsin. Daha aşağılı duruma düşersin. Tamam, devam et inşallah. Ben sigara içiyordum o zaman. Çok büyük bir imtihan sigara. O Evet. zaman ben böyle bırakacağım gibi bir hissi vardı bende. O his vardı bende bırakacağım. Ama yine şeytanın fesvesesiyle içmeye devam ettim ben sigarayı ve sonra sizden yardım istedim ben. Hani ne yapmam gerekiyor? Siz dediniz ki oruç tam bir fırsattır sanırım, öyle demiştiniz yanlış konuşmaktan Allah'a sığınırım. Ben de hissediyordum, ben tutabileceğim ve bırakabileceğim hislerim vardı. Ve tuttum işte, böyle sizi dinledikçe yavaş yavaş korkularım da şey olmaya başladı. Hani takıntılar yavaş yavaş şey olmaya başladı. Gitmeye başladı inşallah. Öyle. Şimdi Evet. arkadaşlar Muhammed Ali kendisinin bahsettiği gurbetçi bir arkadaş. Hollanda'da şu anda Bulgaristan'da yani bu yüzden Türkçeyi biraz hani insanlar der bu insan niye böyle yani Türk normal yani tam da güzel ben konuşmasını çok seviyorum. Bilmeyenler de öğrensin inşallah. Yani normal hepimizin günlük konuştuğu gibi konuşması ayrıdır. Sen bir insanlarla yabancıların içinde kalman ayrıdır. Bu şekilde etkilenebilirsin. Peki bir sigara konusunda ben de büyük bir imtihandan geçtim. Gerçekten sence nedir? Sence ne kadar yani Allah sigara içen bir insana sence nasıl bakıyordur? Nasıl bir imtihandır bu? Ya ne kadar kötü bir şey olabilir? Ne kadar olmayabilir? Sen ne düşünüyorsun? Sigaraya nasıl bakıyordum? Sigaraya, yani ben onu Şu anda aslında nasıl şey bakıyorsun? için mi? Yani ben onu keyif için mi, zevk için mi içiyorum? Tam emin değilim. Keyif mi, gösteriş mi? İnsanlar hani görüyorum, insanlar içiyorlar Tamam, sen arkadaşlardan. şu anda onu nasıl görüyorsun? Yani bu o sence ne kadar kötü bir şey? Onun için Ben ne dersin onu yani? Allah bize verdiği can bir emanettir ve ona sahip çıkmamız lazım. Ve israf edenler kimlerdir? Şeytanın kardeşidirler israf edenler. Ve bu büyük bir israftır. Evet, bedene de zarardır, emanete de hiyanettir ve büyük bir imtihandır. Çünkü şöyle, yani sigara sanki şey, hani haşa,
Hani Allah bize ne der? Şükür halinde olun der sürekli. Şükür halindenin tersi nedir? Şükür halinde olmanın tersi kibirlenmek, böbürlenmektir. Anladın mı? Sanki mesela biz yemek yedik, anladın mı? Çay içtik. Oturup onun duasını yapacağına, onun üzerine sigara yakınca sanki onun şükrünü değil, tam tersi böbürlenmesini yapıyorsun. Anladın mı? Ben bir bakayım herhalde bir gelmişti ama herhalde müsait değiller. Sen devam et inşallah. Oradan insanlar seni dinlesin. Tamam inşallah. İşte o onunla tanıştık. Ben o zaman bilmiyorum onun İsa olduğunu. Onu Mehdi olarak tanıyordum. İlk başlarda şeytan beni aldatıyordu. O değil diye. Sonra ben Rabbimizden yardım istedim. Hani onun gerçekten olduğunu inanmam için gerçekten. Çünkü Rabbimizden korkuyordum hani. Belki yalancıdır, belki şeytandır diye öyle şeyleri vardı bende. Sonra Rabbim onu sürekli rüyamda gösterdi. Onu. Ve artık o zaman inanmıştım ben zaten. Maşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Evet. Şimdi şöyle baktığımda Allah'ın mükafatı daha hayırlı olduğunu biliyorum artık. Çünkü Rabbimiz diyor ya Kur'an'da kim dünya hayatını isterse onun ahirette hiçbir payı yoktur onun için. Onu şöyle toparlayalım, yanlış anlaşılmasın. Yani Allah razı olmadığı halde, bak Allah razı olmadığı halde dünyalığı isteyenin ahirette nasip yoktur. Mesela örnek veriyorum, Allah diyor ki sigaradan razı değilim. Niye razı olsun ki Allah sigaradan? Yani sen resmen böbürlenmenin bir sembolü yani, nankörlüğün bir sembolü gibi. Neden? Çünkü haram bir, sen canına zarar veriyorsun. İki, o kadar aç muhtaç insan varken sen gidiyorsun, para döküyorsun o dumana. Yakıyorsun yani paranı. Nankörlükler daha zirvesine olabilir ki. Allah bizi Yani bağışlasın. anladım. Ondan sonra Sen gidip yani Allah'ın razı olmadığı bir şey sen bırakmaya çalışacaksın. Ben de bunun 6 sene şeyini yaşadım. Bunu neden yaşadım? Ben bir sürü yerlerden geçtim. Vakti geldiğinde Rabbim kitap nedir, iman nedir bilmezdin sen. Rab sana yolunu gösterdiğine kadar seni ruhla destekledi Allah işte diyor. Mesih'i kutsal ruhla desteklediğin ayeti Şura suresinin günaha dalmayan insan mı kaldı? Önemli olan günahın büyüklüğü değil, tövbenin samimiyeti. şimdi günaha dalmak yani günahınla mutlu olmak ayrı bir şeydir. Onunla cebelleşip ondan kurtulmaya çalışmak ayrı bir şeydir. Bak şimdi sen günahınla mutluysan onun o ne yapmış oluyorsun? Onu sen artık helal gibi görmeye başlıyorsun. Onu normal gibi görüyorsun. Normal bir şey değil oysa. Ve ne yapmış oluyorsun? Allah haşa gibi bir hüküm ortaya koymuş oluyorsun. Yani ben sigara işte o ayet Şura suresinin sonundan işte son sayfasındaki o şeyde söylendiği gibi sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin. Allah ruhla destekledi göklerin ve yerin hakim Allah'ın çıkmanın yolunu öğretiyorsun Allah'ın izniyle. Şimdi 6 sene boyunca askerde başladım ve ciddi bir şekilde ben defalarca kez bırakmaya çalıştım ve gerçekten tiksiniyordum ben yani. Ben böyle listeler yazmıştım. Hatta Facebook'ta gizli bölümde kalmıştır böyle ta eski zamanlarda. Neden bırakmak istiyorum? İşte ağzım pis kokuyor, dişlerim sararıyor, nefesim daralıyor. İşte çocukları çok seviyorum zaten, çocuklara yanaşmak dahi utandırıyor beni. Çocuklar üzerine koku geliyor, pis şey oluyor. İşte insanları doğru doğru tokalaşamıyorum. Yani bir insan sayabiliyor. Ne kadar çok saçma bir şey. İnsanı gerçekten full zarar. Bir balgam çıkarıyorum. Gece uykularım lezzeti kaçtı. Yani sabah kalktım. Balgam mı çıkaracağım? Şey mi yapacağım? Örnek veriyorum. Normal tertemiz bir hayatımı gözümü açacağım. Tamamen zulüm, eziyet yani insanın kendine yaptığı. Allah eziyeti zaten haram kılmıştır. İnsan en büyük eziyet insan kendine yapar. Eziyet Allah kendine eziyet yapmayı helal normal görebilir mi? İşte burada fark ne? Burada sen bırakmayı istemek, duayı bıraktığın anda sen bu konuda samimiyetin bitti. Yani kendi bu sigara bir örnektir. Bütün her şeyi bizim yormamız lazım. Ne demek? Biz
Allah'ın razı olmadığı bir şeyden razı olmamızın ihtimali yok. Allah'ın razı olmadığı bir şeyden razı olduğumuz anda Bir soru sorayım, dünden bugüne hayatında ne değişiklikler oldu? Yani çok tamam, süreyi değişiklikler tamamlayayım oldu. sonra maşallah sen sonra ona girersin. Allah'ın razı olmadığı bir şeyden biz razı olursak Allah bizden razı olup da en güzel yola ulaştırmaz. Bak bu şaka değil. Bu şaka değil. Ne inandığın, nasıl gördüğün doğrudan sana söylüyorum. Bilmiyorum ama bunu gerçekten iyi tartman lazım. Allah'ın razı olmadığı bir şeyden sen razı olursan Allah senden neden razı olsun? Sen razı olmayacaksın. Sürekli mücadele edeceksin ve dua edeceksin. Allah ne diyor? Duanız olmasa sizin niye değeriniz olsun ki? Niye olsun yani? Duayı edeceksin. Çünkü Allah sana temenni etmenin yolunu açmış. Ondan sonra et diyor. Bakalım neyi temenni edeceksin. Dua et ve mücadele et. Ben sigarayı, işte ben az önce konuyu nereden girdim? İşte kitap nedir, nedir? Rab beni çeşitli yerlerden, duraklardan geçmeme izin verdi ki ben bu insanları doğrudan kınamak yerine, ben mesela hiç sigara içmemiş olsaydım belki bambaşka konuşacaktım insanlara, onun bırakmanın ne kadar zor olduğunu hiç bilmeseydim. Bu yüzden de onu bırakmaya çalışmamayı ben kabul edemem hiçbir şekilde. Allah zaten kabul etmediği için ben kabul etmem. Sen onu bırakmaya çalışmıyorsa bu kabul edilemez. Ama sen bırakmaya çalışırken bu bir süreç geçiyorsa o süreçte sana bir şey söylenmez. Sana yardım olunduğu kadar yardım olunur. Ama bırakmaya çalışmayı bırakırsan o zaman sen gerçekten Allah'ın hiç razı olmadığı bir şeyden razısın demektir. O zaman Rab seni en güzel şekilde razı olup da sen neden en değerli makamlarda ağırlasın? Basit bir şeyden bahsetmiyorum. Ben bunun o kadar mücadelesini verdim. Yani ben bazı örnekler geçmişte verdim. Yani bir nice defa paket alıyorum, kırıyorum paketi. Diyorum ki içmeyeceğim. Sonra gelecek pişman oluyorum. Nikotin saldırısı geçiyor. Ve gidiyorum bulamıyorum mesela. Sağda solda gidiyorum. İşte bir adam sigarasını yarıda söndürmüşse ya da bir sigara bir yerde bir şey bir yerde birinden bulursam çıkıyorum sigara arıyorum. Yani bunun ne demek? Yani o kadar rezil bir şey. İnsan o kadar rezil kötü bir duruma düşürüyor. Yani bunu anlatmak da utanç verici. Ama ne kadar insanı aciz duruma düşürüyor. İnsanın ne kadar aciz olduğunu da aslında bir göstergesi. Ondan sonra ben bunun mücadelesi verdim ve o Kadir Gecesi Kur'an'la tanıştıktan sonra işte hala daha sık bırakmaya çalışıyorum. Çünkü Allah'ın yüceliğini anlıyorum ve korku daha da artıyor. Yani bir gün işte bir çeşitli yöntemler geliştirdim bu konuda. İşte sigaranın tiksindirme ile alakalı yöntemler geliştirdim. İşte ağzında o dumanı tutup biraz çiğneyip sonra boğazına çekip o iğrenç tadı olduğunu görüyorsun o zaman. Neyse o zaman onunla alakalı da videolar çekmiştim hatta diğer kanalda, Sofanal'da. Yani akıllı hafıza gelişim üzerine yaptığım çalışmalarda. Sonra bu çok değerli bir konu. Bunu tamamlamamız inşallah önemli. Sonra ben içiyorum bir gün böyle. Gene çok çok azaltmışım. 3-4 tane kadar düşürmüşüm. Artık normal tütün sarmaya geçmiştim. Sonra bir gün ben işte kendi kendime söz veriyorum. İnşallah bir daha içmeyeceğim böyle. Ondan sonra Nahl suresinde bir ayet olsa gerek. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Yani sizin katınızdakiler tükenir, Allah katındakiler tükenmez. Yani siz sırf bu dünyadaki az bir menfaat için Allah'ın katında tükenmez olandan sakın kendinizi mahrum edecek bir risk almayın. Ondan sonra korku daha da arttı ve ben dua ediyordum. Allah'ım bana yol göster, ben nasıl bununla baş ederim, nasıl baş ederim. Sonra birden Ramazan geldi aklıma. Ya bu Ramazan niye var ki dedim ya. Ramazan işte maksat oruçsa oruç insan şey yapabilir. Mesela Allah ayda 3 gün, 5 gün yapabilir de ara ara. Niye hepsini bir aya birden sıkıştırmış? Sonra bunun hikmeti açılmaya başlandı. Dedim ki Ramazan'da insan nefsini en güzel hükmettiği zaman. O zaman Allah bizi esir alan şeyler nedir? Alışkanlıklarımızdır. Yani eğer doğruysa bu bize o kadar büyük mükafatlara sebep oluyor. Ama yanlışsa o bizi nasıl mahvediyor? Ya alışkanlık biziz ya alışkanlık dediğimizde. O zaman dedim bunun bir süre boyunca nefsini yoğun bir şekilde böyle eğitime tabi tutmak tam da o alışkanlıkları tamiri için. Subhanallah. Yani tam da alışkanlıklar kötülerden kurtulalım, zararlılardan faydaları yüklenelim. Yani alışkanlık dediğimizde ismi üzere. Eskiden örnek veriyorum sigara alışkanlık bağım olduğu zaman sigara içmediğim zaman mutsuz hissediyordum. Şimdi bağım bitmiş, o alışkanlık ortada kalmış. İçmeme alışkanlığı başlamış, içmediğin için mutlusun. Çünkü kendine zarar vermiyorsun, nefesi kokmuyor, paran gitmiyor. Rabbin razı olmadığı bir şeye gitmemişsin, anladın mı?
Ya da maç izleme. Eskiden ben de maç izlemeye bayılırdım. Hatta yorumları dahi tekrar tekrar izlerdim. Artık günah getirirdi. İşte okey oynama, tavla oynama, çeşitli şeyler. Tamamen eski zamanlardan bahsediyorum yasadan önce. Ama sonra bunları yerine bilgiyle uğraşmak, okumak, düşünmek, fark bunu ibadet yapmak, işte insanlara anlatmak, bunların çok daha zevkli, çok daha karlı, kazançlı, güzel, eğlenceli olduğunu gördüm. O saçmalıkların yerine, televizyon izlemek, dizi, o saçmalıkların yerine bunlara koymaya gayret ettim ve bunu başardığımda eskiden işte izlemediğimde ya da bir oyun oynamadığımda sıkıldığımı zannederdim. Şimdi oynamadığım için, izlemediğim için çok mutlu hissediyorum. Çünkü yerine Rabbin adıyla tamamen bana hayır getiren, aklıma, hidayetime, imanıma, ahiretime fayda getiren şeyler koyuyorum. Bununla mutlu oluyorum. Yani alışkanlık dediğim adı üstünde. Sen bugün, ben zaten bundan vazgeçemem. İşte örnek veriyorum, bir kadın için örtünmek Rabbin yasası emrettiği, Rabbin razı olduğudur. Sen bugün, bu bana ağır geliyor. Ama bugün sana ağır geliyor. Sen bunu alışkanlığı yer değiştirip de o belli bir süre onun içindeki hikmeti, onun asaletini, onun güzelliğini tattığın zaman bu sefer o sana yaptığın şey sana güzel. Tamamen yaptığın için mutlu olacaksın. Anladın mı? Bak ikisinde de mutlu kendini bunu istediğini düşünüyorsun. Biri aldatmadan ibaret. Yalandan mutluluk. Diğeri gerçekten mutluluk. Ve senin için kat kat kazanca gidiyor ve sende bir sıkılma, yani bunu yapmadığın için bir sıkılma dahi ancak yanlışı yaptığında olur. Doğru yaptığında olmaz. O yanlış alışkanlık her türlü zarardır. Onu oraya getirmeye çalışıyorum Rabbin adıyla. Bu yüzden de yani alışkanlıklarımızı Rabbin adıyla terbiye etmek için oruç muazzam bir nimettir. Ve bizim işte bir takım rahatsızlıklar ya da zorluklarımız olması da işte ben bu yüzden bu da imtihanın tamamen bir parçasıdır. Bugün nice insanlar vardır. Çok çok zor şartlarda bir hayat sürdürmeye çalışırlar, çabalarlar, çırpınırlar. Gerçekten onları işleri çok daha zordur. Birileri çok daha kolay içindedir. Şimdi bize daha zor diye hemen mücadeleyi bırakırsak samimiyetimiz nerede? Zaten Allah hiç kimse gücün yettiğinden fazlasını yüklemez. Yani İslam Rabbin emirleri, buyrukları bilmeyen, uygulamayan kişi için böyle zor gelir, sıkıcı gelir, bunalıcı gelir ama biri yapmaya başlayıp da içindeki hikmeti, daha önemlisi nuru kalbine, Rabbin razı olduğunda kalbine nur doğru doğrudan. Onu tattığı zaman işte o zaman onun tadından yenmez yani onun için. O tadına doymaz, doyamaz da. Hamdolsun Allah herkesi bilir, amacını bilir, niyetini bilir ve ona göre mükafatını verir. Ali kardeşim sen buradaysan inşallah ki sana sözü vereceğim. Bilmiyorum kamera mı, sesin mi gitti? Hamd göklerin yerin hakimi Allah'adır. O iştendir, bilendir, her şeyden haberdardır. Mesela Rabbimize karşı ne kadar dürüst olduğumuz, onun rızasını ne kadar umursadığımızdır. Eğer ki onun rızasını gerçekten umursuyorsak, onun razı olmadığı bir şeyden neden razı nasıl razı olabiliriz ki? Yani her şeyimizi veren Allah, her şeyimiz aileden, yani biz yoktuk, bizi bir su, topraktan, su damlasından, bilmem çocukluk bize hayat verdi, şu anda dahi nice nimetler üzerimizde, şu yani Allah'ın üzerindeki en küçük nimeti dahi aldığın oksijendir yani. Sayamazsın Allah'ın nimetlerini saymaya kalksan. Yani senin Rabbin diyor ki sana çok daha fazlasını verebilirim. Bu bana zor değil. Niye vermemiz gidiyor. Ama bunun için senin sende samimiyet görmek istiyorum diyor. Bu yüzden de biz mücadeleyi bırakamayız. Yani bugün bazı zor olabilir bizim için. Bazı Rabbin buyrukları nefsimize ağır gelebilir. Çünkü zaten Rabbin buyrukları nefsi terbiye etmek içindir. O en güzel zirveye, o en güzel makama ulaşmak içindir. Ve o en güzel yere ulaşmak noktasında eğer bir bedel ödemesi gerekiyorsa, ki öyle olması lazım yani, ebedi bir yaşam bu dünyada az bir şeyler için dahi az bir şey için dahi kardeşim, o zaman şey yapman lazım. Bu yayını toparlayıp kapatman lazım. Ben de zaten Allah'ın izniyle söyleyeceğimi söyledim. Sen bu bir video çekersin gerekirse. Sen aslında bu az önceki soruyu soran Bahar bu konuyu Ali aslında baştan sona konuştuk. Eğer ki izlemediysen bu oralarda bakabilirsin. Ali adına söylersen
hayatı az önce aslında oraları onun için anlattı. Yani ne değişti diye sordun ya. İşte boş saçma sapan şeyler ben normal zannediyordum. Oyun, eğlence, günah, münah hiçbir şey umursamadan kendi şeyin peşindeydim. Sonra bunları Allah'ın izniyle şey oldum. Ali kardeşim, şimdi buraya gel, bu yayını toparlamamız, kapatmamız lazım. Sonra Rabb'e yöneliriz inşallah. Sesli ol yapabilir miyim yoksa kamerayı mı açmam gerek? Yapabilirsin, sıkıntı yok inşallah. Yoksa böyle de olur. Olur, niye olmasın inşallah. Tamam inşallah. Heh. Şimdi sen o konuyu sen toparla istersen o cevabı. Yavaş yavaş da toparlar zaten inşallah ki. Güzel de yayın oldu, hamdolsun. Güzel bilgiler açığa çıktı. Buyur. O soruyla alakalı söylemek istediklerini söyle inşallah. Hani hayatında ne değişiklikler oldu? Evet. Yani çok şey aklımı dahi kullanmayı şey oldu, önümü açtı. Daha fazla inşallah bilgi edindim. Mesela onun mesela şöyle toparlayalım o zaman. Hem onlar da şu duayı yapsınlar inşallah. Mesela şu duayı o bana şey yaptı, onu yazıya döktüm ve Rabbimizin izniyle öğrendim. Allah'ım ancak Müslüman olarak ölmeyi ve salihler arasına girmeyi yüce rahmetinle bahşet ne olur. Tüm sana dönen kullarına sen çok acıyan, günahları örten, rahmeti çok engin olansın. Ham başında sonunda ancak senindir diye sürekli dua edelim inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, bu ekrana vermen gereken vereceğin şey konu şey konuşmalar varsa ekrana ver, onun üzerinde inşallah söylenmesi gereken şeyler varsa söyleriz arkadaşların konuşmalarından. Günah ile mutlu olan tövbeden haber olmaz ki demek bazı insanlar hakikati görmüş ki kendini Rabbine teslim etmiş. Günah ile mutlu olan tövbeden haber olmaz, tövbesi de olmaz evet. İnsanlar hakikati görmüş ki kendini evet hakikati görüp Rabbine teslim etmiyor. Yani hakikati biz gördükten sonra değerli insan yani bizim artık daha aşağısını kabul etmemiz ya ben zaten bu konuda günahkarım ben bundan işte bu da bende olsun aman deme ihtimalimiz dahi aslında bir ufak basit bir şeytan hilesidir. Ona düşmeyelim. Çünkü biz zaten dünya adı üstünde siz cihad etmeden mücadeledir cihadın tam karşılığı. Siz mücadele etmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah? Ya mücadele edeceğiz. Yani bizi ya, yanlış bir alışkanlık şeytan fitnesi Allah'ın razı olmadığı bir şey yakalamışsa ya tamam zaten insan günahkardır. Hayır nerede kaldı senin imanın? Mücadele edeceksin. Yani sen onun asla mücadelesini bırakmayacaksın. Mücadelenin başında da Rab sana o kadar işini kolaylaştırmış ki benden iste demiş. Benim yardımım olduğunda senin işin çok kolaylaşır. Hatta o gün Rabbin adıyla konuştuk. Yani bir yani sen doğruyu onaylarsan eğer ki Allah'ın sana verdiği kadar vermeye gayret edersen ve korunursan, sakınırsan sana helal haram dairesini gözetirsen en güzel insan olmanın, izzetli insan olmanın yegane yolu. O zaman Allah diyor ki sana kolay olan cennet yolunu daha da kolaylaştırır. Ya şu müjde burada dururken biz işte bir takım yanlışlarımız var aman bunlar da olsun diyemeyiz. Sen mücadele etmeden cennete gireceğimi zanneden ayet orada dururken mücadeleyi bırakamayız. Allah'ın razı olmadıklarıyla mücadele edeceğiz. Razı olduklarını da yine mücadeleyle hayatımızda sabırla işte gerektiği şekilde tutmaya gayret edeceğiz. Ve onun bozacak şeyleri de inşallah ki onlardan uzak duracağız. Evet, hamdolsun Rabbimize. Ne güzel kendini Rabbine teslim etmişlere ne mutlu gerçekten. Evet. Var mı başka? Göklerin yerine hakim Allah'a güzel olsun. O her şeyden haberdardır. Her şeyi içten, her şeyi kutlatan, her şeyi hükmedendir. Göklerin ve yerin Rabbi. Elhamdülillah. Tamam, söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Daha. Tamam mı? Okey. Galiba konuşma ortamı da tam biraz da şey değil. Müsait olmayabilir. Normal. Hamd Rabbimizedir.
işitendir, bilendir. Mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bize Allah'ın yardımı kafi. Gerçekten Ali Muhammed'i ben hayatımda tanıdıktan sonra gerçekten bir insanın şu andaki hali inşallah yarın çok çok daha iyi noktada olacak. Ama yani gencecik kendi başına bir insanken gerçekten Allah yolunda mücadeleyle işte uydurma korkulardan arınmayla yani insan esir alan şeyler nedir? Başında gelen uydurma korkulardır, insan korkulardır, saçma sapan korkulardır. Onlardan insan kurtuldukça, doğruyu öğrendikçe, Rabb'e güvendikçe, imanı arttıkça, duayı öğrendikçe o insan bambaşka bakıyor dünyaya gerçekten. Bu yüzden de yani siz Allah'ın emri üzere gelen, öğretiler üzere gelen Mesih'e iman ettiğinizde inşallah sizin hayatınızda Rabb'in açık müjdesiyle nur doğacak, hidayet olacak. Siz hayatınız dünyaya bambaşka bakacaksınız. Bunu kardeşim baktığını ben görüyorum. Bu konuda inşallah çok daha güzel çok daha güzel imana kavuşacağız. Çünkü imanın sonu yok. Yani üst limiti yok. Hep daha iyisi, hep daha iyisi var. Biz de hep daha iyisine, elimizdekine sahip çıkacağız. Müttakiler olacağız, korunacağız. Daha iyisini de Rabbimizin katında arayacağız. İyilikle arayacağız. Rabbi yüceltmeyle arayacağız. Takvayla işte arayacağız. Namazla arayacağız. İşte peygamberlere, işte alimlere, insanlara, müminlere düşmanlıkla değil, onlara Allah için dua ederek, onların safında sadıklardan olduğumuzu beyan ederek, sadıklardan olmayı isteyerek inşallah arayacağız. Allah da zaten kuluna zulüm istemez ki. Allah zaten insanları eziyet etmek için yaratmamıştır ki. İnsanlara zaten iyilik olsun, onlar ebedi yaşamı tatsınlar, bu dünyada bin bir güzellik tatsınlar, hayatın ne olduğunu çözsünler diye yaratmış. Bu yüzden de yani tanık olduğunuz şeyler, eğer bir şeylere tanık olduysan artık bunları hafife almamalıyız. Bunun değerini inşallah ki bilmeliyiz. Allah doğruları bilir, doğrularla beraberdir. Onlara mükafatını arttırdıkça arttırır. Hamdolsun. Bugün sen bir şey olmuyor zannedersin ama o kadar çok şey oluyor, o kadar çok şey oluyordur ki yarın kaçırdığın şeye gerçekten üzülürsün. Bu konumlar, bunların hiçbiri öylesine konumlar değil. Hiç kimseye de muhtaç değil bu konumların. İnsan gelsin de buralara aman şu gelsin, aman bu gelsin diyeceğimiz bir şey yok. Kim gelirse o onunla şereflenir, mükafatlanır. Çünkü bu Rabbin işidir. Biz hepimiz Rabbin işinde ancak izzetimizi, şerefimizi arttırırız. Kendimizden bir şeref bulamayız hiç kimse. Başkasının yanında kafirlerin, saçmalıkların, dünyalıkların yanında da şeref bulamaz kimse. İzzet hepsi Allah katındadır. Bu da Allah'ın razı olduğu işlerin içindedir. Yani bunu anlamak aslında çok zor değil. Allah bir şeyden razıysa, sen onu istiyorsan ve ona yöneliyorsan Allah senden daha çok razı olur. Allah bir şeyden razı değilse sen bunu basit alamazsın. Aman ya Allah razı olmasa da ben bunu yaparım diyemezsin. Sen de razı olmayacaksın ve ondan beri olacaksın. O zaman Allah sana yardımı da ulaştırır. Senden razı da olur. Sana razı olacağın hayatında bin bir güzellik de verdikçe verir. Bu yüzden mücadeleye girmemiz lazım. Korkuları uydurma şeytan hilelerini aşmamız lazım. Rabb'e güvenmemiz lazım. Bize belli olduğu yerde de sarılmamız lazım. Yapmamız gereken şeyler var. Gerçeği tanık olabilmek için, hayatımıza gerçeği taşımak için yapmamız gerekenler var. Yapmamız lazım. Ali Muhammed başladı. Kardeşime dedim sen işte sigara bırakmak istiyorsun, pis alışkanlıklardan uzaklaşmak istiyorsun. O zaman beni dinle. İşte namaza başla Rabbin adıyla. İşte gücün yettiği kadar iyilik yap, kötü sözü, küfrü bırak. Yani bu konu işte geçmişte insanların içinde olduğu hal itibariyle de. Sonra bunları bıraktıkça hem kendini huzurlu hissetti hem de önü açıldıkça açıldı. Kalbinde nur doğdukça doğdu Rabbin adıyla. Ve daha bir keskin bir şekilde gördü. Yani Rab ne diyor? Açık bir şekilde inananların imanlarına iman katması için üzerine huzur ve sekineti indiren Allah'tır diyor. Yani Allah senin üzerine sen dürüst olduğun sürece hep imanını arttıracak sebepler. Ali Muhammed öyle rüyalar anlattı, öyle durumlar anlattı ki ben şaşırdım. Nasıl oluyor bunları? Maşallah yani bu bizim aramızdaki bağların güçlenmesi, senin imanın daha da güçlenmesi için ancak olabilecek şeyler. Böyle anlattıkları, gördükleri, söyledikleri ve bugün itibariyle olduğumuz tanıklık inşallah biz bunu Rabbin adıyla Rabbin işini sahip çıkartmaya devam edeceğiz ve insanlara duyurdukça gücümüz yettiği kadar duyurmaya devam edeceğiz. Ama bugün bu konum kendisine sunulduğu halde, kendisi hissettiği halde, kendisi tattığı halde bir zaman bunu bir değersiz bir şey yerine koyup da bırakan yarın gerçekten çok derinden hasret, hasret
içinde, hasret içinde kalacak. Ama yine de eğer ki vaktin içinde bir tövbeye yönelip gene iman ederse inşallah kurtuluş umulur. Ama ya vakti biterse, vakit sonra diye bir şey yok ki zaten. Yani sonrayı insan uydurmasıdır. Sonra Allah dilerse var. Hep sonra 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 insan hep sonra 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 der de sonra uydurmadan ibarettir. Allah dilerse var. Bu yüzden bugün Allah ne diyor ayetinde? O arkadaşlarının gerçek söylediğini gerçekten onda cinnetten, onun delirmeden, onun cinlenmiş gibi saçmalıklardan, zırvalardan hiçbir alakası olmadığını Araf suresi ayet okuyorum Allah'ın izniyle. Arkadaşlarının da cinnetten, delirmeden hiçbir şey alakası olmadığını, onun apaçık bir uyarıcı olduğunu, Allah'tan apaçık yetişen bir uyarıcı olduğunu görmüyorlar mı? Hatta ecellerinin yaklaşma ihtimallerini de mi düşünmüyorlar? Hissettikleri halde hala bir adım atmıyorlar. Hala Rabb'e sığınmıyorlar gereğince. Hala sarılmıyorlar sahip o öğrendiği öğretilere, güzelliklere. Bunlar çok kritik şeyler. Yanlışlarımızdan razı olamayız. Allah o zaman bize neden razı olsun? Ama Allah'ın razı olduklarına yöneldikçe Allah'ın yardımı da yakın, razı olması da yakın. En güzel mükafatları da inşallah yakın. Bu açık müjdedir. Ümmetçe iman eden Rabbin adıyla Mehdi'ye nuruna kavuşur. Bunu kendi hayatında pişmanlık değil, kat kat sevinç, kat kat mutluluk olarak görür, huzur olarak görür, sekinet olarak görür. Tatmadığı bin bir lezzet görmediği dünyada bambaşka ufuklar olarak görür. Bu kadar vaat yakınken, açıkken, işte şahitler şahitliğini yapıyorken Rabbin adıyla sen hala hiç ihtimal vermeme ya da görür hissettiğin halde yönelmemeye devam edersen o zaman neden sana böyle bir nimet verirsin ki? Ebedi yaşam, cennet işte sen gelmezsen cennet eksik kalmayacak. Cennet zaten bizim için yani biz de ona ulaşmak için oraya ulaşmaya muhtacız. Ebedi Rabbin rızasına cennet demek yani Rabbin rızası da zaten bunun dahilindedir. Biz Rabbin rızasına muhtacız. Onun bize muhtaç olduğu bir şey yok. Bu yüzden Rabbin işi varsa sahip çıkacağız tabii. Benim kadar senin de işin. Yani benim söylediklerim benim sahasımda değil. Hepimiz alakadar eder. Bu yüzden işimize sahip çıkalım artık. Adım atalım. En azından duayla başlayalım. Ya Rab, razı olmadığın şeyden razı olmaktan sana sığınırım. Razı olduğun yerden beni razı kıl rahmetinle diye bir adım atalım. O zaman göreceğiz ki işler nasıl kolaylaşıyor, nasıl huzurla çok daha zor gelen işler bize huzur veriyor. Onu yaparken mutlu oluyoruz. Hamd Rabbimizedir. O işten bilen, her şeyden haberdardır. İnsanlar neye layıksa onu hazırlar. O imana layık değilse hayatında onu sapıtacak bin bir türlü işler olur, insanlar olur. O hiç farkında kendini başarılı zanneder, zeki zanneder, akıllı zanneder ama etrafını saranlar tarafından o daha beter bir çukura doğru yuvarlanmaktadır aslında. Akşam yayınımız var. Şimdi burayı kapatıyoruz inşallah. Tolgacı Almacı Tolga'da herhalde bayağı bir şey biri. Yani inkarcı bir tip bayağı bir. Bunu inşallah ki bir yayınımız olacak. İnşallah Hakk'a üstün gelecektir. Doğrunun açığa çıkmasına başka bir gayemiz yok. Bu yüzden de burayı artık inşallah şimdi toparlayıp kapatabiliriz. Söylemek istediği bir şey varsa söyleyebilirsin. Yoksa kendi yayını kapatabilirsin. Hamdolsun. Bütün nimetleri veren, şahitleri hazırlayan, yolumuzu aydınlatan aziz Allah'a övgüler olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kapatabilirsin inşallah kardeşim. Söylemek istiyorsan bir şey söyle. Görüşürüz inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamdolsun. Tamam. Hamdolsun.